Batman'dayız efendim. Güzel Batman'ımızdan öncelikle merhabalar diyoruz. Sektörler arası yolculuğumuza Batman'da devam ediyoruz. Ve şu an sizlere nereden sesleniyoruz efendim? Bir lezzet noktasından sesleniyoruz. Ağızlarınızı sulandıracak enfes lezzetlerle beraber bizlere işletmeyi tanıtacak olan ustamız yanımızda, Menafus'ta. Önce kendisini dinliyoruz, daha sonra lezzetlerinin birer birer tadına bakıyoruz efendim. Menafus'ta öncelikle merhabalar, bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim bize geldiğiniz için. Efendim, lezzet noktası deyince Batma gelen ilk isimsiniz. O yüzden sizleri ziyaret etmek istedik. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Biraz buranın tarihine değinelim. Burası ne zamandan beri var? Ne zaman kuruldu? Nasıl burası, bir yer burası? Burası 1986'da kuruldu ama ben 1968'den beri bu işle uğraşıyorum. Ondan sonra ben emekli olduktan sonra tekrar bana ortaklık teklif ettiler ve ben geldim buraya, ortak oldum. Yani devlet büyüklerimize de Batman'a gelen rahmetli Özal'dan, Süleyman Demirel'den, Tansu Çiller'den, Mesut Yılmaz'dan, Erbakan hocamızdan, yani gelen bütün siyasetlere ben orada yemek vermişim. Yani şu ana kadar neredeyse tarihte ismi geçen önemli siyasetçilerimize de yemek vermişsiniz. Evet. Efendim, neler yaptınız onlara, neler yediler elinizden? Vallahi neler yaptık ki aklıma gelmiyor, hemen her çeşit yapıyorduk. Yani ben de yedilen... Genelde kaburga yapıyorduk, sulu yemek yapıyorduk, ızgara yapıyorduk, bazen döner yapıyorduk, yani zaman zaman değişiyordu. Bazen mesela rahmetli Özhan geliyordu burada, petrolle ilgili Adıyaman'a gidiyordu. Biz ekip olarak gidiyorduk Adıyaman'da, orada yemek yapıyorduk. Mesela Semra Hanım bir ara geldi, Siirt'e gitti. Biz gittik orada, ona yemek yaptık. Şunu sormak yani, istiyorum, burada en güzel et... Nereden geliyor? Buranın kendi etidir, yani bu yörenindir. Yani Güneydoğu'nun etleridir yani. Batman'ındır, belki çevresinde de bazen geliyor yani mutlaka Van'a kadar. Yani özellikle hepsi Doğu, Güneydoğu etleridir. Peki Batman mutfağı nasıl bir mutfak? Batman mutfağında neler pişiyor? Batman'ın mutfağında aklınıza ne gelirse var. Mesela şimdi bizde döner, saç tava, sulu yemek zaten 20-30 çeşit çıkıyor. 25, neler var bu 20-30 çeşitin içinde efendim? Yani kuzu tandır var, fırın güveç var, haşlama var, fırın ağzı var. Yani çok var, yani her şey var. Perde pilavımız perde da meşhur. Perde pilavımız zaten meşhurdur, evet. Nasıl yapılıyor perde pilavı? Perde pilavı, biz onun etini, kuzu eti pişiriyoruz. Özellikle boyun kısmında. Boyun eti hem lezzetlidir hem de güzel lifleniyor. Ayrıyeten içli pilav olarak yapıyoruz, bir de etini karıştırıyoruz, ondan sonra ona hamur yapıyoruz, hamurun içinde fırına atıyoruz. Peki kuzu etinden yapıyorsunuz bunu, kuzu etinde, evet. Peki kuzu eti kokmaz mı efendim? Kuzu hep eti, öyle bir algı var. Kuzu etlerimiz kokmaz yani. Genelde arpa yediriyorlar, yani öyle fazla feni yem olan hayvanları almıyoruz. Peki burada lezzet noktasında, burada başka neler pişiyor efendim mutfakta? Burada biz döner çok satıyoruz. Bizim dönerimiz İstanbul, Adana, Ankara, her tarafa gönderiyoruz. Mesela bir hafta önce 50 porsiyon Mersin'e gönderdik. O kadar uzakta? 2-3 ay önce Adana'ya 100 porsiyon gönderdik. Yani Ankara, İstanbul gönderiyoruz, yani götürüyorlar. Dolaba koyuyorlar, dondurucuya istedikleri zaman ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Peki Batman'da burası kaç kişi ağırlayabiliyor? Çok büyük bir yer aynı zamanda. Kaç şimdi, kişi alıyor bu restoran? Şimdi yazın daha çok oluyor. Mesela bahçemiz var. O da 30-35 masalıktır. Bizim içeride 35 masamız var. Burada da 25 masamız var. Yani artık 4'e çarpın. Yani 600 kişiyle kışın, yazın alabiliyoruz. Yani kışın 350-400. Alabiliyoruz. Peki burada toplu yemekler, etkinlikler oluyor mu? Yani burada insanlar toplantılarını yapıp aynı zamanda yemeklerini yiyip ne gibi etkinlikler oluyor burada? Burada mesela bazı bayanlar var, özel günleri var. Geliyorlar burada, onlara veriyoruz. Bazen öğretmenler geliyor, bazen bilmem çeşitli kuruluşlarda geliyorlar, veriyoruz yani. Ama mesela dışarıya, düğünlere falan vermiyoruz. Çünkü biz ancak işimizi yetiştiriyoruz. Peki burada kaç kişi çalışıyor? Toplam kaç burada, kişilik bir ekip burada, lezzeti? Burada kışın şimdi 80 kişi var. Yazın 90-95 kişi oluyor. Çünkü bahçe de açılıyor.
Onun için kalabalık oluyor. İşte daha fazla yoğun oluyor. Buraya gerek ailenizle, gerek eşinizle, dostunuzla, gerek iş arkadaşlarınızla gelip burada lezzet, gerçekten lezzetlere biraz az değindik, az değindik ama ben biraz daha lezzetlere yoğunlaşmak istiyorum. Burada mutfakta pişen perde pilavlarınızdan, ızgara çeşitlerinizden evet, tutun. Evet. Siz pide, eski ustalar... Lahmacun, yani pide, lahmacun, ızgaran her çeşidi, dönerimiz, yemeklerimiz mesela iddia ediyorum yani buradaki lezzet hiçbir yerde yok. Yani olsa da en fazla buraya kadar olur. Bundan fazla ben kabul etmiyorum yani. Biz ve idealiyiz kadar... da. Bazı müşteriler geliyor. Ya ustam diyor biz ta İzmir'den gelmişiz ne yiyelim? Ya ben diyorum canınız ne çekerse onu yiyin. Ama beğenmezseniz para vermeyin. Vallahi gelip teşekkür etmeden en az 2-3 kere, 4 kere, 5 kere teşekkür etmeden gitmiyorlar. Yani bunu ben abartmıyorum. Olduğu gibi söylüyorum yani. O zaman şu an bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerine Batman'a neler söylemek istersiniz efendim? Önerim budur. Batman'a geldikleri zaman mutlaka uğrasınlar. Yol düşen yani, herkesi evet, bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz Batman'a yani yolu düşen herkesi. Yiyebileceğimiz, Batman'da yiyebileceğimiz, hatta Türkiye'de Menefiston'un da dediği gibi yiyebileceğimiz en iddialı perde pilavını, en iddialı döneri yedik efendim. Künefesi de kendisi yapıyor, çok lezzetli. Biz sizler için referans aldık. Sizler de yolunuz buraya düştüğünde mutlaka bu lezzetleri bir deneyimleyin deriz. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın diyoruz efendim.